Merhaba. Hoş geldiniz. Cihan Bey de sizi bekliyordu. Buyurun. Patron gergin galiba. Seni de yüzüne yansımış. Hiç sormayın Engin Bey. Ateş püskürüyor etrafa. Neyse ki her zaman böyle değil. Toplantı bitti mi? Senin özel işin bitti mi? Hani şu bahsetmediğin kız. Kim? Anlatsana. Dedim ya, biraz zamanı var. Olgunlaşması lazım. Sonra ben sana anlatırım zaten. Tabii doğru. Daha çok erken. Biraz olgunlaşması lazım. Toplantıdan haberim yoktu. Bilseydim hazırlanırım. Senin özel durum gibi aniden gelişti. Ne zaman başlıyor? Hazırlık için vaktimiz varsa. Zaman falan yok. Şimdi başlıyor. Sadece seninle benim aramda. Hatta sen sormadan söyleyeyim. Toplantımızın konusu bu. Engin. Bu muydu senin özel işin? Zamanı gelince söylerim dediğim bu muydu? Söylesene. Cevap versene bana. Arkamdan iş çevirirken öğrenmeyeceğim mi sandın oğlum ha? Ya en yakın dostuna yalan söyledin oğlum sen ya. Gözümün içine baka baka. Cihan Bey her şey yolunda mı? Çık dışarı! Engin, bu alçaklığı nasıl yaptın bana ya? Ha? O hırsız kızla aranızda ne var? Can, lütfen. 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 Yalan mı? İftira mı diyeceğiz? Bak, her şey burada görüyorsun. Ben de görüyorum. Oğlum. O hırsız kızla gizli gizli buluşmadın mı sen? Cihan, ileri gidiyorsun ama. İleri gidiyorum. Ben ileri gidiyorum öyle mi? Senin kadar değil Engin. Senin kadar değil. Sen nerede olduğunu farkında bile değilsin. Ya sen bana ihanet ettin oğlum ya. Hem de para için her şeyi yapacak o hırsız kız için. Cihan, kes artık. Sus ve bir kez olsun dinle. Bak şöyle bir etrafına. Senden başka konuşan kimse var mı? Yok. Çünkü bir tek sen konuşuyorsun Cihan. Bir tek sen haklısın, bir tek sen doğrusun. Herkes yanlış. O kibir şu omuzlarına öyle bir yüklenmiş ki önünü bile göremiyorsun. Kibir nedir biliyor musun Cihan? Bele bağlanmış bir taştır kibir. Onunla ne yüzebilirsin ne de uçabilirsin. İşte böyle ancak karşımda durursun. Sen bunun farkında bile değilsin. Lan oğlum bana neyin ne oldu? Bak yine konuşuyorsun Cihan işte. Yine konuşuyorsun, biraz dinle. Ya bir kez dinle. Ya beni kırdın tamam. En azından o masum kızın günahına girme. O kör gözlerin görsün artık. Bir kez bile gerçekten o kızın yüzüne baktın mı? Bak gerçekten. Bir kez bile gerçekten baktın mı?
Eğer baksaydın, o zaman masumiyetin ne demek olduğunu görürdüm belki. Ama nerede? Oğlum, bana laf kalabalığı yapma. Sen o hırsız kızı savunma. Yeter artık. Hırsız, hırsız, hırsız deyip duruyorsun sabahtan beri. Gözlerinle gördün mü gerçekten? Hayır. Ya Allah'tan da mı korkmuyorsun? Sabahtan beri hırsız diyorsun masum kıza. Yapma, yapma Cihan. Bak, bak ben buna göz yumamam. Oğlum ben kimsenin günahına girmiyorum. Bilmesem konuşmam. Bak parayı verdim, kaçtı gitti. Daha ne olsun? Bravo. Bravo. Gerçekten delilin bu mu? Parayı aldığını gördün mü? Yok. Eve gittin mi? Baktın mı? Gerçekten parayı alıp gitmiş mi? Bütün bunları bilmiyorsun. Ama bu fikrinde bu kadar kararlısın, öyle mi? Evet, eminim. Senin gördüklerinle benim gördüklerim aynı şey değil Engin. Ben asla yanılmam. Ben o kıza niye yardım ettim biliyor musun? Söyle niye? Niye biliyor musun? Ablam aradı, rica etti. Abisi karakola düşmüş. Mahalleden birileriyle dalaşmış, bir avukata ihtiyacı olmuş. Ben de gittim, yardım ettim. Bu kadar. Neden beni değil de seni aradı? Bunu da kendine sor Cihan Bey. Beni niye aramadı? Ben onun neyiyim? Bütün bunları bir düşün, ondan sonra da karar ver, tamam mı? Bu kız senin gerçekten karın mı? Yoksa değil mi? Engin, ağzından çıkan kulağın duysun. Bence senin kulağın duysun. Dost acı söyler. O kız gerçekten kocası olarak sana güvenseydi, şu an burada bütün bunları konuşuyor olmazdık. Ablam da ben de bütün bunlardan habersiz hayatımıza devam ediyor olurduk. Galiba benim de hançer gibi cesur kararlar almam gerek. Çünkü benim bu karşımdaki insan benim can dostum, kardeşim olamaz.